Şöyle bir kere 10,9 FK'da olan bir firma 3,4 piyasa değeri bölü defter değeri rasyosuyla şu anda işlem gören bir firma. Şimdi Eylül ayında 28 seviyelerini falan aştıktan sonra 47'ye doğru çok ciddi bir yükseliş yaptı Aselsan. Yani hakikaten o 28 seviyeleri çok çok iyiydi ve ucuzdu. Çünkü o noktalar daha aşağı yukarı FK rasyosu 6,8'di. Yani 6,8 FK'dan 11'e doğru, 11 FK'ya doğru bir yolculuk yaptı. Hatta piyasa değeri defter fiyatı rasyosu da 1,8'den 3,4'e doğru bir yükseliş yaptı. Bunları iyi bir şekilde baktığımızda neler etkili oldu? Bir, beklentilerin üzerinde gelen bir 9 aylık var. O bence çok etkili oldu. İkincisi Eylül ayında bilanço tabii ki Ekim'de geldi, yani Ekim ayında aldık ama Eylül ayında bir de pek çok da ihale aldı. Yani Aselsan hem jandarmadan geldi. Karsam'la yapılan ihale şeyler var, anlaşmalar var. Yurt dışından alınan siparişler var. Çok çok önemli bazı da işler var. Böyle TUSAŞ'tan alınan şeyler var. Bunlar da herhalde bir miktar daha Aselsan'da bir heyecan yaratmış olabilir. Nitekim hakikaten de 6,8 FK'da Aselsan için hakikaten hani böyle ucuz bir FK'ydı. Yani şu an mesela 11'lerde normal bir FK rasyosuna ulaştığını söylemek mümkün. Şimdi Dicle Hanım, yani genel olarak baktığımızda Aselsan'daki en büyük sıkıntı şu aslında. Şunu şey yapalım. Siparişler, yani alınan siparişlerde 2019 yılından itibaren bir düşüş var. 2019 yılında alınan toplam siparişler Aselsan'da 9,7 milyar dolar seviyesindeydi. Şu anda bu 7,6 milyara dek düştü. Yani 2019'dan itibaren 9,7 milyar dolar gibi bir rakam sürekli her sene böyle aşağıya doğru düşe düşe 7,6 milyara kadar düştü. Aselsan için en büyük olumsuz yorumlar budur. Yani yeni siparişler alamıyor. Yeni siparişler alamadığı için de cirodaki artış ileride çok fazla sürdürülebilir olmayabilir şeklindeydi. O nedenle hani Aselsan yatırımcısı hafif bir şey hisseder. Böyle bir benim kağıdım neden böyle gitmiyor duygusu vardır orada, böyle yaşarlar. Sebebi de o. Şimdi bu yeni alınan işlerden sonra bu yıl sonundaki bilançoda, yatırımcı sunumunda işte bu sipariş miktarını bir izleyeceğiz. Yani bu 7,6 milyardan hafifçe de olsa artık o düşüş durdu da hafifçe böyle yukarıya doğru bir hareketlenme mi başladı, yoksa hala o taraf aynı tas aynı hamam aşağı doğru iniyor mu? Burayı bir izleyeceğiz. Bu bir. İkincisi, Aselsan'ın en güçlü olduğu çeyrek son çeyrektir. O yüzden Aselsan'da çok büyük ihtimalle son çeyrekte çok güçlü bir satış ve çok güçlü bir kar olabilir. Finansal teknoloji yatırımlarına çok şu aralar önem veriyor ve Aselsan'ın yatırımcı sunumunda da yazıyor, bu faaliyet raporunda da yazıyor. Yani bu yapılan işlerin ileride ciroda daha fazla ağırlığa sahip olmasıyla beraber kar marjını daha da yukarıya doğru ittirebileceği yönünde yorumlar var. Yani bu söylediğim şey tabii Aselsan için biraz daha uzun vadeli bir rakam. Şirket bu yılı %25'lik bir ciro artışıyla bitirmeyi hedef yapıyor. Bakayım ben şu anda, yani şöyle dikkatinizi çekerim. Bakın şu anda 9 aylık ciro artışı geçen yılın 9 ayına göre %72 büyüme var. Bu rakamın %25'e düşmesiyle, yani 2021 yılı sonu cirosu ama 20 milyar liraydı. 9 aylığı 10 milyardı. 10 milyarı 20 milyar yapmış 3 aylıkta. 20 milyardan %25 artış hesap edeceksiniz.
20 çarpı 1.25 derseniz yıl sonunu 25 milyar TL gibi bir ciroyla bitirmeyi tahmin ediyorlar. Bu da şey yani şu anda 9 aylık ciro 17.7 milyar TL gibi bir cirosu var. Yani aslında Aselsan'da yıllık bazda 7-8 milyar TL gibi bir net kar bekliyoruz. Şu anki hesap edilen FK da aşağı yukarı öyle. Yani FK'da kullandığımız kar rakamı da yıllıklandırılmış bazda aşağı yukarı o seviyelerde. O yüzden hani 7 milyar lira 8 milyar lira kar gelse bile FK rasyosunu çok fazla aşağı doğru itmeyecek. Bana göre hani Aselsan bir miktar böyle ederinde olabilir. Değerinde yani olabilir. 2023 yılı 3 aylık bilançosu burada önemli olacak. Hızlı bir yükseliş yaptı. Geri çekilme eğer devam ederse 40-46 seviyesi önemli. 46'nın aşağısına inerse 43-30'a kadar bir düşüş olabilir. Oralarda ama tekrar alışlar etkili olabilir. Yeniden yukarı hareketlerde yani bu 40-40 yani 49 TL'ler 50'ler bence artık yavaş yavaş hani şu anki kar beklentilerini yansıtıyor diye söylememiz mümkün. Peki. Bu arada ben de küçücük bir şey söyleyeyim. Kanalımıza abone olmayanlar canlı yayında soru soramıyorlar. O yüzden abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın.